Evet. 2 Ekim 2015 tarihindeyiz ve artık yaz bitti ve kış geliyor. Sonbahar geldi ve yağmurlarımız başladı. Bütün yaz kurak geçen özellikle. Evet. Burası Bursa, Orhan Gazi ilçemizin Keramet köyü. Keramet köyündeyiz. Bir keramet vardır bu işte dediğimiz köylerden birisi. Ve tabii haliyle burası aynı zamanda İnegöl'e çok yakın. Hatta şöyle baktığımızda İnegöl'ümüzün, İznik İznik, özür dilerim, İznik Gölü'müzün, bakın İznik Gölü'müzün kenarındayız. Evet. Ve çok güzel bir bölge. Karşısı meşhur İznik'in üzümü var bir tane. Neydi üzümü? Müşkül üzümü. Karşısı galiba Müşkül tarafı. Bu tarafta Evet. kuzey tarafı oluyor. İstanbul tarafı oluyor aslında. Ve İznik Gölü'müzün kenarında bir zeytin bahçesi. Ve bu zeytin bahçesi de Sayın Altan Başar Beyefendinin bahçesi. Altan Bey, rekor gelişim ürünümüzü niçin aldınız? Niçin bizi buldunuz? Nasıl buldunuz? Rekor gelişimi interneti araştırırken Evet. bu zeytine işine yeni başladığım için bilgi edinmek istedim. Evet, satın aldınız. Burayı satın Bahçe aldım. satın aldınız, Sonra evet. rekor gelişimin detaylarını, röportajlarını dinledim. Evet. Ve telefon ettim. Sizlerle görüştüm. Parasını yatırdınız. Parasını yatırdım. Hesabımıza ve mal geldi size. Malımız Kapınıza kadar geldi. geldi. Ve Süleyman Bey Evet. kardeşimiz bu işin 40 senedir uzmanı Süleyman Demir. Evet. Süleyman Demir. Süleyman Demir kardeşimiz bu kurumakta olan ağaçları Evet. diplerine rekor gelişim kullandı. Aynı zamanda zerzevat da yaptı. Böyle Evet. fasulye, efendim Evet. domates, biber gibi şeyler Evet. yaptı. Evet. Bu sene bunda çok güzel ürün Evet. aldık. Bu ağaçlarımız da diplerinden sürgün vermeye ve canlanmaya başladı. Evet. Yani kılcal damarları açıldı. Açıldı. Bakın dipleri şu anda bu. Aşı üstünden yani. Ben kalp hastası olduğum için Evet. bu damar tıkanıklarını falan Evet. iyi bilirim. Evet. Ağaç da benim bir, o da benim gibi bir yaratık. Evet. insana benzer tarafı var. Evet. Onun da tıkanan damarlarını Açtık. bize anjiyo ile Evet. açıyorlar. Bunun da tıkanan damarlarını rekor gelişimle Açtık. açarak Evet. Ağacı yaşattık. ağacın canlanmasını Ölmekten dönmesini sağladık. sağladık. Ve yapraklarda bükülmeler değil de dik çıkmalar oluştu. Yapraklar diri. Evet dedi. Çok güzel bir rengi var. Zeytinlerimiz de maşallah. Evet. Ağaçları gezelim şöyle bakın. Şurada bakın bu sene biliyorsunuz aslında zeytin sıkıntısı olan bir yıl. Ve bugün ağaçlarımıza baktığımızda ağaçlarımız dolu. Sürgünleri gayet güzel. Yani Çok da güzel evet. verim Siz var. konuşun. Şimdi Evet. de siz zeytini Evet. biliyorsunuz. Etrafta ne görmediğiniz şeyler var burada? Yani etrafta göremediğiniz ne var burada? Anlatır mısınız? Siz anlatın Şimdi lütfen. komşularımıza baktığımız zaman yerlerde Evet. bu rekor gelişimi olarak daha güzel, daha canlılık, daha çok güzel mahsul alınmış oldu yani Evet. zeytinlerde. Ve erken kararma olayı daha güzel oldu. Evet. Yeni Evet. başlıyor karama şu anda Evet. ve şöyle devam edelim. Buyurun gelin. Diğer ağaçlara bakalım. Bütün aynı ağaçta kalmayalım. Bakın ağaçlarımız kendisini toparlıyor. Yani altlardan çıkan sürgünleri görüyorsunuz. Bakın. Şöyle mahsul de çok güzel zeytin şeyi kalite oldu. Sürgünlerimizi gösterin aynı Evet, zamanda. sürgünlerimiz de büyüdü şöyle şey gibi. Yani senede şu kısım zeytin yapacağım diye şey oluyor. Evet. Zeytin Evet. sorunumuz yok. Hem bol zeytin var. Gemlik zeytin bunlar. Evet. Yemlik Halk sofralık bize zeytin. karaca dediğimiz Evet. zeytin bunlar. Burada bu sene iklim nasıldı Süleyman Bey? İklim Burada biraz yaşıyorsunuz. kuraktı bu sene ama Yağmurlar ne sonbahar zamandan beri yağmıyordu? Son yağmurları saymazsak. Son son birkaç gün saymazsak. birkaç gün saymazsak ne oldu? 2,5 aydan beri yağış Yağış yok. yoktu. Yağış yoktu hâlâ. Peki ağaçlarınızı görüp de verenler var mı acaba siz köylerinizde? Komşular ne attığınızı diye sordular ağaçlara. Çok Evet. güzel memnun kaldılar. Dedim böyle böyle Evet. işte rekor gelişim attık. Hı. Ağaçlarda bir farklılık oldu. Evet. Evet. Canlı. Memnunsunuz. Peki siz şu anda başka bir bahçeniz yok. Başka Burayı bahçe. yeni satın aldınız. Evet. Peki yeni yerler satın alacaksınız. İnşallah. Oraları da kullanmayı düşünüyorsunuz. Mutlak, mutlak. Mutlaka Mutlak. düşünüyorsunuz hali. Evet. Birkaç ağaçta gezelim şöyle. Bakın bütün ağaçlarımızda aynı kaliteyi görebiliriz hali.
Bütün bahçede şu an bakın şöyle. Zeytinleri yakından çekelim şöyle. Şöyle. Yani özellikle şunlar çok dikkatimizi çekti burada. Yani ağaçlarınız gerçekten çok kötüymüş. Dipleri bakın her tarafta. Ağacın aşı üstünden, yani topraktan çıkmıyor bunlar. Bakın ağacın aşı üstünden. Özellikle bunlar ağaçlarınızın arkadaşlar. Köklerden çıkıyor. Ağaçlarınızın kurumak üzere olduğunu gösteriyor. Yani daha önce eğer müdahale edilmeseymiş ağaçlarınızın birçoğunda ciddi sıkıntılar varmış. Yani ağacınız şu anda bunu bakın şu şuraya gelelim, buyurun gelin. Bakın görüyorsunuz. Yani ağaçlarınızın ciddi bir sorunu varmış ve ciddi manada kalp tıkanıklığı açılır gibi açılmış. Çünkü bakın şunlar görüyorsunuz, bunlar topraktan çıkmıyor. Bunlar ağacın kendisinden çıkıyor. Bu da bugün ağacınızın ciddi manada kendisini yenilediğini gösteriyor. Ve ciddi manada ağaçlarınızda sorun var. Eğer ağaçın toprağından çıkarsa o ağaç ölüyor demektir. Sıkıntısı var. Sıkıntısı. Aynen. Ben ölüyorum diyor. Artık yavrumu bırakıyorum. İçgüdüsel ama ağacın kendisinden, köklerinden çıkıyorsa kendisinden. O ağaç canlanıyor demektir. Evet, kendisinden. Üstten çıkıyor. Evet, aşı üstünden evet. Çıkıyor. Yani öyle. Evet. Ya tekrar damarları açılıyor. Faraz et ki şu elinizdeki tuttuklarınızı keserseniz diyelim evet. Onlar dursun. Şu gövdeyi kestiniz diyelim. Hani evet. Gençleştirme yapacaksınız daha sonra. Yani aşı yapmanıza gerek yok yani. Evet. Çünkü aşı üstünden zaten vermiş aşı yani. Aşı üstünden burada geliyor. Anladın mı? Yani dolayısıyla da bu zaten olması gereken, doğrusu olan budur. Hani yenileme anlamında. O yüzden de burada baktığınız üzere bütün ağaçlarımızda bunu yaşıyoruz haliyle. Bu anlamda Altan Bey çok teşekkür ederim. İzniklilere, Orhan Gazililere, bütün Bursalılara tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum. Evet. Bugün 2 Ekim 2015. Rekor gelişim müşterimiz Sayın Altan Başarı Beyefendi'nin bahçesini gezdik. Zeytin bahçesini ben şöyle genel çekeyim. Tabii kendisi alternatif ürün de yetiştiriyor. Altına fasulye dikimi yapmış ve gayet de güzel sonuçlar alıyor haliyle. Ve bahçesi de güzel, fasulye de güzel, her şey güzel, mutlu. Yani mutlusunuz. Çok şükür, hamdolsun. Seni inşallah evet. Güzel de bir ürün alacağız. İnşallah. Tahmin ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Erken bu rekor gelişim nedeniyle ağacın kanalları açılınca evet. Daha erken kararmaya başladı. Evet. Kararmaya başladı. Bakın şöyle bakıyoruz. Evet. Ocak Şubat aylarına değil de evet. Kasım Ekim Kasım Aralık aylarında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah. Yani zaten rekor gelişim ilin yaptığı şeylerin tanesi Altan Bey bütün ürünlerde erkencilik sağlamaktır. Çünkü toprak kaliteniz iyi olduğunda. Bu arada Süleyman Bey toprağımız nasıl oldu? O konuda bir anlatır mısınız? Ya toprağımız kabardı böyle. Çok güzel evet. Bir şekil aldı yani. Daha önceki yıllarda böyle değildi. Bu yarının toprak yapısı nasıldır bu arada? Biraz kumsal suyu süzen bir toprak. Peki diğer bu yara derken hani mesela yukarı doğru Orhan Gazi yine İzne doğru. Biraz da sert. Sert. Evet. Oralarda sert. Biraz aşırı sert toprak yapısı var. Sert değil. Burası sert değil ama kumlu. Çünkü sellerle gelip buralar dolgu olmuş. Dolgu olduğu için biraz da yumuşak. Yumuşak biraz evet. Yumuşak. Yani illaki sert toprakta demek ki kullanılmıyor rekor gelişim. Gördüğümüz üzere yumuşak toprakta da. Bakın görüyor musunuz? Şu an peki etrafta rastlıyor musunuz bu düzeyde kararan yok, herhangi bir ağaç? Yok, bu düzeyde kararma yok daha. Maşallah, bu şekilde. Maşallah. Kaldıralım şöyle alttan zeytinleri görelim şöyle bir. Evet. Evet. Çok güzel. Bunlar 100 yaşında ağaçlar bu arada. Evet 100 yok, yaşında. Yok bu 100 yaşında değil. Kaç yaşında bunlar? Tahminen 50 de var, 150 100, de var, 100 evet. Yaşında 150, da var. Yani, evet. 1000 yaşına kadar var. 1000 yaşını çektik az önce. Evet. Evet çok teşekkür ederiz. Burası İznik. Yakın, İznik'e yakınız. İznik Gölü'nün kenarındayız ve Orhan Gazi ilçemize, Bursa Orhan Gazi ilçemize bağlı Keramet köyündeyiz. 2 Ekim 2015. Bu arada da 13-17 Ekim yani 15 gün sonraki Bursa Tarım Fuarımıza, evet. Rekor gelişim standımıza herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Siz de arkadaşlarınızı çağırın, şeref verirler. Çok teşekkür ederiz.